Arkadaşlar merhaba. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün Minecraft'ta demir golemlerinin IQ'sunu test edeceğiz. Şu ana kadar zombi, enderman, creeper, köylü 4 tane yaptık galiba ve bu 5.'si ve tahminimce bence demir golem hepsinden daha akıllı olacak. Bunu öğrenmeden önce eğer daha fazla Minecraft videosu istiyorsanız aşağı videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone unutmayın. Eğer yarıda kadar spor geçemezseniz kanalı kapatıyorum ve eğer bu videoya 1.5 trilyon like gelmezse yarın yeni video yok. Ve çok minik bir duyurum var. Bu ayın 20'sinde yani bu hafta Cuma günü saat 17.00'da akşam 5'te yayında olacağım. Hatırlıyorsunuz Nonolive'da bir dönem yayın yapıyorduk ve tekrardan yayınlara başladık sitede. Açıklamadaki linkten veya ekranda şu anda gördüğünüz linkten Nonolive hesabıma gidip siz de beni takip edebilirsiniz. Ve bu Cuma günü akşam 5'te hepiniz yayında bekliyorum. Minecraft oynayacağız. Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Şimdi başlayabiliriz. Şimdi ilk olarak şöyle minik bir yol yaptım. Biliyorsunuz ilk parkurlarımız her zaman kolay oluyor. Alt tarafı şuradan şu şekilde yürüye. Şuradaki zombiye ulaşması gerekiyor. Bakın dandik bir tane zombi var. Burada onu şu anda kırbaçlayabilirim. Hatta kırbaçlayalım ölsün. Oh ne güzel. Tamam geri yeni bir zombi koyalım. Seni sevmemiştim. O yüzden yenisini birerleştirdik. Şimdi bakalım golem bu yolu ne kadar iyi yapacak. Hemen golemimizi koyalım. Bakalım gidecek mi? Git. Hadi git. Evet şu ilk buraya koyduktan sonra şuraya odaklanmaları biraz uğraştırıyor biliyorum. Her videoda bunu yaşıyoruz. Her IQ testinde bir odaklanamıyorsunuz. Şuraya git işte bak. Kardeşim orada bak. Bak şimdiden IQ puanı kaybediyorsun bak. Şimdiden kaybettim birkaç puan benim gözümde. Hadi bana gelmiyor. Ben buradayım. Bak hadi. Aa zombiyi beğenmedi lan. Aha yola karar verdi. Oha şunun üzerinden gitti lan. Oha bir şey değil mi cidden? Şu ara bloktan mı geçti? Bana mı öyle geldi? Bir saniye. Şu ara bloktan mı geçebiliyorsun sen yoksa? Şöyle bir deney yapacağım. Koyabilirsem tabii ki blok. Koş bakalım. Harbiden aa şu bloğun üzerinden geçiyor. Koçum benim sen fenasın. Onu öldüremezsin ama benim arkadaşım kusura bakma. Tamam burayı başarılı tamamladı. Hatta başarıdan üstün tamamladı. Çünkü bu blokların arasından geçebiliyor demek oluyor. O zaman bu blokların arasından geçebiliyorsa ben bu demir goleme özel birkaç parkur hazırlayacağım. Sen yaşayacaksın koçum merak etme. Seni öldürmeyeceğim. Şimdi burada bir tane köylümüz var. Ve bu köylünün etrafındaki yerlere mesela şuraya zombi koysam, şuraya creeper koysam ve şuraya da iskelet koysam ve bunların tam ortasında bir golem spamlasam bu golemin kararı ne olacak? Gidip zombiyi mi öldürecek? Creeper'ı mı öldürecek? İskeleti mi öldürecek? Yoksa kafası karışıp bir anda köylüyü mü öldürecek? O kadar IQ'su düşük mü yoksa? Ve bakalım bunların üzerinden zıplayarak mı geçecek yoksa dümdüz yürüyerek mi geçebilecek? Onu öğrenmek için bunu yapıyoruz şu anda. Bakalım ne tarafa doğru gidecek. Oo iskeleti tercih etti. İskeleti tek attı. Devam ediyor. Bu sefer zombiye gidiyor. Buna ne yapacak? Buna da tek attı. Güzel. Tamam. Galiba creeper'lar aran iyi değil mi? Creeper'lar aran iyi mi kardeşim? Ha? Galiba creeper'lar aran iyi. Yürü bakayım creeper'a doğru. Yürü. Creeper seni anana sövdü. Hadi. Hadi creeper annene sövdü. Hadi öldür onu. Öldür onu. Yok. Arkadaşın mı? Ben öldürürsem. Üzüldü. Peki ben bu köylüyü öldürsem ne yaparsın? Görmedi. Kaç. Pekala. Sıradaki parkurumuz çok basit. Ama senin ne kadar tutarlı yürüdüğünü öğrenmek için yapıyoruz bu deneyi. Etrafı lavlarla kaplı bir şekilde bir yolda yürüyeceksin. Ve bu yolun sonunda da öldürmek istediğin zombiyle karşılaşacaksın. Ama şöyle minik bir yanlış adım atarsan hemen yanacaksın ve buradan öleceksin. Ben şey düşünüyorum hani bu lav tam sınırda ya hani tam böyle yürüme çizgisinde. Yürürken hafif şöyle kayarsa belki çarpar ne bileyim. Buraya ben kuvars bloğu koymuşum. Demir yerine kuvars bloğu koymuş olmam peki. Tamam hadi koş koçum hadi konuşamadım. Bak orada zombi var. Hadi yürü. Hadi yürü seni lava atmak istemiyorum hadi. Hadi koçum. Ya, lan yanacaksın bir ayağın çukurda şu anda. Lan bir ayağın ben yanıyorum. Aa zombi algılamıyor. Şöyle aranızda bir delik açsam. Aa algıladı galiba. Bir şeyler yapıyor. Güzel. Hayır yanıyor. Peki ulaşabilecek mi zombiye kadar? Zombiye kadar ölecek lan bu. Oğlum öleceksin harbiden git zombiyi öldürsene. Lan git zombiyi öldür. Dur yardım edeceğim sana. Hayır hadi. Yürü zombi öldüreceksin hadi ben sana güveniyorum bak yardım bile ediyorum ben ne kadar iyi bir profesörüm harbiden be. Lan yanındaki zombi niye öldürmüyorsun? Aha gördü sonunda gördü. Biraz geç oldu ben bir şey diyeyim ben bunu kabul etmiyorum bu arada gerçekten. Yani harbiden bunu kabul etmem yani. O neydi lan öyle? Zombi koydum buraya umurunda bile değil. Ben var ya bir şey diyeyim bunu kabul etmem harbiden ha. Bir daha deneyeceğim. Buraya başlatacağım tamam bak. Buraya ilk koyacağım yer burası olacak görelim. Bakalım buradan sonra algılayacak mı? İlla benim mi ittirmem gerekiyor seni kardeşim? Yürü! Tamam pekala ben sana ne yapacağımı biliyorum sen kaşındın. Kardeşim ben buraya şimdi bir tane golem samınlıyorum. Aa! Samınladıktan sonra daha iyi odaklanıyor. Dur, burayı kapatayım. Yürü. Burayı da kapattım. Yoldan devam et. Niye odaklan? Aha gayret. Helal lan sana. Yanıyorsun ama bir şey oldu. Bir saniye bir daha izlemek istiyorum senin bunu yapışını. Başarılı sayılabilir. Çünkü şey olduğu zaman sanırım samınladığım zaman daha iyi odaklanabiliyor. Samınladım yine. Yine odaklanmıyor kardeşim be. Hadi be kardeşim. Aha galiba gidiyor. Harbiden gidiyor. Helal sana.
Ben ittirdim yanlışlıkla. Yarı yarıya iş yeri ödeyebiliriz bu parkura. Tam yapamıyor ama çok odaklanırsa yapabiliyor. Pekala, madem golem blokların arasından zıplamadan yürüyebiliyor, ben de buna özel bir parkur hazırladım. Çok basit. Hani eğer bunu gerçekten yapabiliyorsa yani 5 saniye içerisinde tamamlıyor olabilmesi gerekiyor. Alt tarafı dümdüz koşması gerekecek. Ve şöyle sadece yarım bloklar. Tek yapması gereken onun dümdüz koşması olacak. Benimki gibi düşmeyecek o tabii ki dümdüz koştuğu zaman. O dümdüz koştuğu zaman benim bu zıplamış gibi zıplamış olmam gibi bir şey olacak. Deneyelim bakalım başarabilecek misin kardeşim? Hızlıca bir yola çıktın ve hiçbir sorun olmadan sanırım geçebilecek gerçekten. Gerçekten bir sorun bile olmadı. Helal olsun lan sana. Harbiden helal olsun lan sana. Gurur duydum lan seninle. Peki ben buraya bir sürü zombi koyarsam, bu golem zombiye karşı geldiğinde bu zombiler ne koyabilirsen de bu zombiler ne yapacak acaba? Zombiler de geçebilecek mi? Zombiler de zombilerin hepsi kendisini öldürdü bile. Oh kardeşim benim, hayırlı uğurlu olsun. Helal olsun sana, çok iyiydin. Yani golemler bu tarz bloklarla ilgili hiçbir sorun yaşamıyor. Dümdüz koşarak bu blokları geçebiliyorlar. Mükemmel. O zaman 4 tane daha yol hazırladım. Bunu bir önceki sanırım hangiydi? Enderman'de kullanmıştık sanırım. Bunları golemde de kullanmak istiyorum. Bakalım golem de bunları bitirebilecek mi? Şimdi golemi buraya yerleştirdikten sonra buradan alt tarafı Enderman'in yaptığı gibi. Küçük zombi buradan kaçar. Heh tamam. Bir önceki dedik Enderman yaptığı gibi. Dümdüz yürürse geçebilir diye düşünüyorum ben. Harbiden dümdüz yürüyünce geçebiliyor. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Anlamadım ya. Niye golemlerin adımları çok büyük. Hani şuradan şuraya kadar adım atabiliyor zıplamadan. Helal olsun harbiden. Pekala. Zincirlerin üzerinde yürüyebiliyor. Hani zincirler. Bak ben bile düştüm. Uçmama rağmen ben zincire binemedim bu arada. Zincire oturamadım yani. Hani gerçekten ben yapabilirse helal olsun. Benden daha akıllı olmuş olur. Deneyelim bakalım. Arkası dönük kaldı ama hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Helal olsun be sana. Helal olsun sana kardeşime be. Aferin lan. Peki 1.17'de gelen mumların üzerinde yürüyebilecek mi? Bunların üzerinde yürüyebilir diye düşünüyorum. Sanırım Enderman yürüyememişti. Bakalım yürüyebilecek mi? Ben hiçbir sorun yaşayacağını düşünmüyorum derken. Aa sen de yürüyemiyor musun yoksa? Harbiden sen de yürüyemiyorsun. İttirirsem üzerinden geçebiliyor ama yürüyemiyor sanırım. Hani zombi odaklandı bu arada ama yürüyemiyor. Harbiden yürüyemiyor. Zombi de yürüyemiyor. Moblar burayı blok olarak algılamıyor ama ben yardımcı eder olursam birazcık. Hadi heh tamam. Ben birazcık yardımcı olursam böyle öldürebilir işte. Bunu geçemedi. Bunu galiba geçebilen kimse yok. Eğer daha fazla... Aa ne oluyor lan? Ha Siri. Ya mikrofon yükseldi. Eğer daha fazla IQ testleri yaparsak bunları tüm moblarda kullanacağım. Çünkü merak ediyorum bunu yapabilen var mı gerçekten? Pekala. Bunlar var ya bunlar bastıkça kapananlar. Şöyle bastım kapandı. Üzerine çok durursam düşüyorum. Böyle. Golemler yavaş yürüyor. Golemler yavaş yürüdüğünden dolayı bundan düşerler mi? Bence düşebilirler diye düşünüyorum bu arada. Deneyelim bakalım başarabilecekler mi parkuru. Yavaş yürüyorlar. Ama demek ki yeteri kadar yavaş değil buradan düşmek için. Yine de bunu başarıyorlar. Helal olsun lan sana. Sen de yaşayabilirsin. Tebrik ediyorum seni de. Bunun üzerinden düşen bir mob olacağını düşünmüyorum. Ama hani ne kadar yavaş yürürsün. Shift'le yürürsem ben geçebilir miyim bu arada, test edeceğim. Diyelim ben golemim. Ben shift'le yürüyorum. Yani shift'le yürürsem bile düşmüyorum bu arada. O kadar yavaş kapanıyor o iş. Şimdi şuraya gelirsem düşerim anca. O yüzden bundan büyük ihtimal hiçbir mob düşmez. Şimdi iki partlı bir parkur hazırladım. Bu merdivenlerden çıktıktan sonra böyle bir pistonlarla karşılaşıyor. Bunu bir tane şeyde denemiştik. Yapmıştık. Neydi? TikTok ilerisi videosunda yapmıştık. Buna bastıkça bu kapanıyor. Ama bunu goleme uyarladım. Çünkü golemler madem şu aralardan yürüyebiliyorlar. Hani yarım blokluk boşluktan madem yürüyebiliyorlar. Dedim ki ben burada bir açık tutayım. Şöyle ben ortadan gidersem ben düşüyorum ama golem man büyük ihtimal düşmez diye düşündüm. Ve o yüzden böyle bir yol hazırladım. İlk partımız bu şekilde. Buraya gelmesi gerekiyor. Buraya geldikten sonra da buradan minik bir parkur yapacak. Parkur dedim çitlerin üzerinde yürüyüp merdivenlerden çıkabiliyor mu onu öğreneceğiz ve buradaki zombiye öldürmek zorunda kalacak. Bakalım başarabilecek mi? Buraya bir golem summonladım direkt ama yürüsene. Biraz yavaş yürüyorsun sanki. Ama yanlış yerden hayır oradan yürüme. Kabul etmiyorum. Bana ne? Benim parkurum değil. İstediğimi yapabilirim. Beni ilgilendirmez. Bir daha. Ortadan yürümen lazım. Ortadan da yürüdü bir tık. İlk bloğu ortadan yürüdü denilebilir. Bakalım devam edecek mi? Helal sana. Düşme. Helal lan sana. Orası zordu bu arada cidden. Buradan tırmanamıyor musun yoksa? Golemler merdiven tırmanamıyormuş. Bunu öğrendik şu anda. Yardımcı olurum. Madem tırmanamıyorsun merdiven. Tamam artık tırmanıyorsun. Ama şimdi öleceksin çünkü parkur tamamlayamadın. Alt tarafı böyle hani bir elin, diğer elin. Ayakların böyle çıkacaktım. Niye çıkamıyor bu ya? Biraz ağır olduğu için çıkamıyor olabilir. De şuradan tam ortasından yürümesini istiyorum. Tam ortasından yürümüyor, beni sinir ediyor bu. Bak tam ortasından yürü istiyorum. Bak ben duracağım burada. Summon.
Yürü. Ortadan kenara geçiyor ya. Sen yaşamayı hak etmiyorsun. Sen de hak etmiyorsun. Hepiniz ölün lan. Sinirlendim ya. Altırıp şorttan yürüyeceksin gerçekten. Sıradaki parkur bence yani çok zor bir parkur. Ben yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü zaten şurada zombi olacak ve bu zombi odaklanmayacak. O yüzden ben golemi kendi peşimden koşturacağım. Yani aynı anda onunla beraber ben de parkur yapacağım. Şu şekilde gelip buradan dönüp böyle ilerleye. Burada bir su asansörü var. Su asansöründen kendini yukarı fırlatıp hop buradaki zombiyi öldürmesi gerekecek. Şu su asansörü tarafı birazcık sıkıntı. Bakalım benim yardımım olmadan, hiçbir şekilde yardım olmadan bu parkuru tamamlayabilecek mi? Ben tamamlayabileceğini düşünmüyorum ama bakalım. Tabii ki bu parkur için dediğim gibi ona ben birazcık yardımda bulunacağım. Gel kardeşim. Gel gel sarışınım gel. Hadi bakalım parkur yapabil. Araba yapıyor lan parkur. Dur. Allah çok hızlı. Ben düştüm. Hayır. Hayır. Lan golem benden akıllı. Lan şu golem nasıl benden akıllı olabiliyor? Parkur devam ediyor ya. Durmamış reis. Tamam, güzel gidiyorsun hala. Ama burada durmak, şuraya gitmen gerekiyor. Hadi koçum, sana güveniyorum. Biraz yavaş sürüyorsun sanki ama yapacakmış gibi gözüküyorsun. Burada hızlı yürümen lazım. Düş, tamam, hiç sıkıntı yok. Alt tarafı şuraya gireceksin. Hayır. Tamam, ben sana birazcık daha destek sunayım o zaman. Bir tık daha destek sunmam gerekiyor olabilir sana. Bu sefer ben düşmeyeceğim. Gel. Bu sefer ben düşmeyeceğim. Hop, atla bakayım. Eyvah, sıkıştı orada. Hadi. Hadi ucundasın be koçum. Birazcık daha yürüdün biz uçacaksın. Birazcık daha yürüdün uçacaksın hadi. Zombi silinmiş. Hayır zombi silinmiş. Şimdi gördüm onu. Uçtu. Allah dur zombi yok. Artık zombi. Uçamıyorum. Ya tam yapmıştı be. Ulan harbi yarım yamalak olsa bile yapmıştı lan. Ben birazcık yordum ona. Bakalım şuradan çıkabilecek mi? Hadi koçum. Helal lan sana. Helal lan sana. Harbiden helal olsun be sana. Ben şimdi seni nasıl öldüreceğim? Aşağı atla. Düş. Kırbaçım yok artık. Düş. Bir daha deneyeceğim. Bu sefer düşmeyeceğim. Az önce çok heyecanlandım. Gel bakayım bana doğru. Yavaş gel. Helal sana. Güzel. Devam. Biraz daha uzakta olalım. Gel buradayım. Oo nız geliyor. Oo, bye bye. Bakalım devam edebilecek mi? Yardım olmadan buradan çıkabilecek mi? O Allah harbi çıkıyor lan. Allah zombi de vuruyor bana. Herkes bana vuruyor aynı anda. Niye düştün? Yani... Niye düştü? Ben aşağı düştüm diye olabilir bu arada. Zombi beni aşağı attı. Sen bana oradan nasıl vuruyorsun şerefsiz? Bilemiyorum. Sizce golemler mi daha akıllı? Berk Muhammed mi daha akıllı? Zombiler mi? Creeperlar mı? Köylüler mi? Ya da Endermenler mi? Hangisi daha akıllı? Ve eğer siz de yayınlara katılmak istiyorsanız açıklamadaki linkten Nonolive yayınlama gelebilirsiniz. Veya şu anda ekranda görebiliyorsunuz linki. Ekiple olan Minecraft Survivor serimizde oynarız. Yaptığım Minecraft ama videolarını yayında da oynarız. Ve bir tane de Minecraft Hardcore mapine başlayacağım. O da çok eğlenceli olacak. Hep çok eğlenceli olacak. O yüzden yayınlara kesin katılmayı unutmayın. Her gün neredeyse yayın olacak. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.